Gel emeğe ber avani her dem hem dizanın de bir heybet de bir özgürün. Lebele tevevi baran u bagara hani. Gel vani, carek din. <gülüyor> <gülüyor> Peyam ekmezin dayı dünyayı. Dibet, bekkevirci bir be barın. Nevroz, Nevroza, da serkefti ne ya? Emel ve Nevroz e, cara kedin, emel ve ne kedin işan edin ya? <laughs> <laughs> Emdi beşin, sen ne vakit kabat etfaka Kurdistanı? Hum hatın, ser seran, ser çavan hatın. Nevroza ve piroz be. در رشدت ناوینده صدان ساله از بژم پفچون لسر نتف پرستیه لسر باوریه لسر هنده تشتان، هفچونه که مزن پکاتیه لبالی واسد ساله واسد ساله در رشدت ناوینده پنجی میلیون کرد به هوایی که خورد به اراده ارادهی که خورد De Emji milletin zamanı mezihaya, çandam mezihaya, emeden amlete dünyaya da diye koyar ruhmet bükürüm. Jiboivay. Em de bugün Nevroz'a 2200. Nevroz'a serkftineye, Nevroz'a azdiyeye, Nevroz'a aşitiye. Dışıdır dışı politikayı şer, dışıdır <laughs> dışı inkar kirliliği, dışıdır tünnek kirliliği. <laughs> en payıma gelebilecek dünyayı radyobaycın. Röj roja, röj haşitiyeye, röj röj havekeviyeye politikayı ve yedisat salan ilo lıkada nevroz da aliye geli kurt da hatiye tünne kirin rea ve tüneye. rea ve yekrel peşe ve rea aşitiyeye rea naskirineye Satsala bistu yekan Sat sala bistu yakın milleti kurdu. Milleti kurdu ve sat sala da. Ve sarı bir keve, anji ve sarı bir keve. Ev kadete dayin. Em dü peyem ante dadı binin. Yek emeş kararı bistinin. Yadıcı emeş dünyaya beycin. Peyama ku em digirin. Millete Kurt. İttifakı ki nav hezin Kurdistan'ı da dukhoze. Dibi hamur rengi ekwe. Hamur rengi ekwe lkada nevrozine. Mafere kıstınen kurdan tünene kuş havdu cıda bisekinin. Evya peyama yekemine. Peyama ve ser seran ser çavan. Payama du MNJ. Piyama du Payama du MNJ. Peşiye de ajda dünyaya hamira ya. Und bejin amji kurdun. Amji xodi nasna mena. Amji xodi çamdın. Amji xodi dirokin. Dinnaş roşetlerden vinda, Penci milyon kurd. Besi tatun ne be? Kurt ya azat mı ben? azat mı ben? Emcarek di dibeşin. Dibe sermaye da. Dibe bagere da ve berfın barana da. Hun. Pev pev gavu gavu serselemi hatun. Nevroza ve. Nevroza ve. بیروز با یان سرکفتن یان سرکفتن ببرین دو خیل و خوشیه دا هر بیشی شد تره هر بیشی نفروز نفروز او بیروز با برا برا چپک و تلیلی و کم نبر شب و آخافتنه پارلم تره باطمانه برای از فلک نازو جب مریا با چپک و تلیلی و ای

گلی می رشان نوروز نه تنه نه تنه دسپیکر بهاره نوروز تکوشینه نوروز بر خدانه آزادیه نوروز وانهشته نوروز افقدا نوروزه نوروز بر خدانا گشت گائده نوروز رشانت نفرس بریتانه نفرس مظلوم دوغانه نفرس اوه همیه پیروز به بله گلی میجام ام در روش این دیروکی ده در بست بین هر روشه که دیروکی به جشن خواه به شای خواه به دستان خواه تنفسان Hem de her tekuşina ki de bedeli mezin, kedi kemezini atıdayım. Berkudan agalime, tekuşina agalime, İro hem de bünen kuşu her teştiz eriş, siyaseta inkar ima siyaseta tunekirne, siyaseta şer de sergileme ser galime beden meşandın. Lebeli وی رمل به قاده جم دبینن و چکر و نکاری بوی رداوی گلی تونه نبکن و چکر و نکاری بو بر خدا نو تکوشی ناوی گلی و بسکنینن و چکاسی قایی مابیتن سر شرداری جی دیسا جی گلی مل قاده ایش دعی را جی لبه قاده لبه قاده ام وک رفرندو مکل دار دخینن Emli ve kade ne tane nevroz hep bir rozdikin. Hemen de mi emci siyaset ere iktidara faşist ya AKP ve MHP rejit Edi bese, bese jüve zinyete, zinyete ve faşist zanere. Bese jü zinyete kaymare, bese jeri şehir sercine ette dayin. On zanin, levi denge gele vane ney ditin. Kalibal kalabalık, o kadi derketna gele vane ney ditin. Kaim çıkır, levi kada nevrazji, jare kedine, dana gohartin, ku kuvve kada nişan bide, sanki tükes levi kada nevraz etne. Hun çubuk enjil levi kade, on karın takuşina gele me, irada vi gele, je nevraz e, je partiye kwe, je takuşina kwe kut bekin. بله گلی مهجام همان دمی زنیت آکه پیو مه پیا فاشیست نتنه بیریشان همان دمی جی دش شخصیت آل گذر همی گرتن تکشی آزادی. دش شخصیت آل هوا لام عایسل تلوگ همی گرتن نخوش همان دمی دجی سلاوه که گرم امشینین جهمی گرتن آزادی دیره بلگی و ایرو ره والی مرهین گرتن لبلی و نکارن ایرادا گلی مه حبس بکن اون چه بکن جی هون نکارن ویراده حبس بکن اون چه بکن جی هون نکارن ویرادا وی گلی تنه بکن ...jüber üye ki hem de zanen Tayyip'e şahsiyet ağacına kurde siyaset medaranda erişin mezentine meşandın. Begirtin ağa... Begirtin ağa... O erişi ser...

ber e wê azadiye jî bi neî weî te kuşîn Wê pêşeya j kur de jî peş bikeve Belê gelê me hja Ez dixwazim daê de Ez dixwazim di dawiê e! Le ser mjarake Le ser auzniatak ut khwaze Iradamé Khodi darketna galikort Le partie khwa Le pèchang khwa Kouakasi erish bekeji Le belès khwazem begem Edo je ser hadé Je ne veux pas avané Em referéndum me quiero ver el Dartkhinen ګلې میوانې یوه ژوړې امتحان ته ځن مساج کې بشینل جيبوي حمید جانم اوی خدادا را کوچاوي خویا ګټي ګور وخت کار کوي لاندې راځي برا بش بزانیبم اېدو اېدو ګلې کورٹ جيبوي ازادیا برزې ځالان لتبايا جهانه دناف تفجر كده. جبويكو. ایرو ام لبی قدا نفرزه وکر فرند و اک مکه پش بخینن همی دنیای دنگی و ببیزه گلی میوانه اون آماده نجویه کره ویدمه که اون همین تلی خوراکن به مزن به مزن امجاد خدا و بچن دم دم دمه آزادیه بره زهر بره هر کس به یکی باش بزانی به هون چه بکن بکن اون نکارن به دخوازی جه فکر و مجی دلگل کرد در بخینن هون چه بکن جی هون چه بکن جی اون نکارن پیشی ها به دخوازی ها گل کرد بگرن جه برکو هم دو بشن یا گل کرد سال ده هزار و بیست و دو به بی دست پیکا هشتی ها داره Bırakın! nevroze, Hem benim serkeftini evet için. Hem Dem dem azadiye! Dem dem azadiye! Buraya zörc alanı! Cari kedini! Ez ceşna nevrazi! Lüve hem serkeftin! an serkeftên raperîne xwe Bejin Navroz. Navroz Raperina, Khuba Gird Khamlina. Navroz Lawanda, Bishahi Ugovanda. Navroz Awa Pirozba. jî hevcîgirê Hadabe, parlementerê wanê

Denge ve Denge ve Kira ve Havar ve Bange ve Kuş be biroz be. Slav Dayken Heja Slav Juanen Lehenk Yenku doza azadiye 1 saniye 1 dakika ber ne daya. Slav gelle kaç ortaya şoraşker. Slav gelle edremite gelle tuşpaye gelle ipek yoluye. Slav un bëkher atën, sërçavatën. Ev denge ve, denge duruşmen ve, denge sloganı ve, ve bir ve, ve bir kez hunduzanın. گلی وانیب هجا ام بوان هنه ام بوان هنه اوهون ناوی وا بلیف دیکن از از با خافتن اخواه Bekutun ey Khoa, denge veye jovan, denge duruşme veye nazat, ne khazım biberim, le az khazım, jivir, jikeli havane, bangu çem peyama bıdım, liser nave, navenda geçti ya hedepey. Spas Spas Cubo ve Joshava Nevroz Nevroz 1990 2'den bu yana sizin yaktığınız ateşle Botanda başlayan Özgürlük meşalesiyle hiçbir zaman ateş sönmedi. Bu meydanlar boş kalmadı. İyi ki varsınız. Ne mutlu size, ne mutlu sizin bu direnişinize. Evet, bu yürüyüş 84'te Mazlum Doğan'ın yaktığı 3 kibritle başladı. Ama milyonları buldu. Şu an milyonlar, milyonlar bu yolu, bu devrimci yolu, bu özgürlük yolunu bu vazgeçilmez özgürlük talebini takip ediyor. İşte bu yüzden iyi ki varsınız. Ne mutlu size. en önemlisi konuşmama başlarken özellikle unutmamam gerektiğini biliyorum. Yüzlerce arkadaşımız, binlerce yoldaşımız bu yolda mücadele ettikleri için tutsak edildiler, zindandalar. hepsini buradan tek tek isimlerini saymadan selamlıyoruz ama en büyük mahcubiyetimiz onlara karşıdır. Onları özgürlüklerine kavuşturamadığımız içindir hala. Biz bu mücadeleyi zindanda tutulan önderlerimiz, zindanda tutulan yoldaşlarımız zindanda tutulan mücadele öncülerimizi özgürleştirinceye kadar sürdüreceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu yüzden tekrar Van Özgürlük Meydanı'ndan şunu gururla ama mahcupiyetle ifade etmek istiyoruz mahcupiyetimiz tutsak yoldaşlarımıza karşıdır. Ama sözümüz özgürlükleri olacaktır. Biliyorsunuz Türkiye'de şu an temel sorun demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümsüz kalması sebebiyle yürütülen Savaştır, kirli savaş. Ama çözümden, çözüm perspektifinden bahsettiklerini iddia eden hem iktidar hem de muhalefet güçleri Kürt sorununun çözümünün dışında her şeyle ilgili konuşuyorlar. Ama hiç Kürt sorununa gelince bakın hiçbirini yanınızda bugün görüyor musunuz? Onlar sanıyorlar ki Nevroz HDP'nin Nevroz'u. Onlar sanıyorlar ki bu bayram HDP'nin bayramı. O yüzden HDP'ye mesafe koyanlar sizin yanınızda yer almaya cesaret edemiyorlar. Bu bayram Kürt halkının ulusal bayramıdır. Sizden utanmazca o isteyenler bu bayrama katılma iradesini, katılma ahlakını ve katılma isteğini geliştiremiyorlar. Çünkü dürüst değiller. Kürt halkından yararlanmak istiyorlar. Kürtler buna kanar mı? kanmaz. Kürtler kanmaz bu kirli siyasete. Buradan tekrar onlara şunu hatırlatmak istiyoruz. Kürt sorununun çözümünü tartışmayan, Kürt sorununun çözümünün perspektifini ortaya koymayan, Kürtlere ne vaat ettiğini açık, cesurca ortaya koymayan hiçbir güçle Kürtlerin işi yoktur. Kürtlerin bunlara verecek oyu da yoktur. Onlar sanıyorlar ki HDP kapatılırsa veya HDP'yi kuşatsalar Kürtler kendilerini tercih eder. Bu halk bu meydandaki bu irade Ahmet'teki irade Botan'daki irade 40 tane daha hadet HDP'yi bağrından çıkaracak güce sahiptir. Burada hiç kimse ama hiç kimse HDP'yi ve Kürtleri, Kürt halkının bu bitmek bilmez özgürlük talebini yanlış yorumlamamalıdır. Kürt halkı ve HDP yaklaşık 40 yıldır 50 yılı oldu büyük bedellerle canıyla malıyla hem Kürtlerin özgürlük mücadelesini yürüttü hem de Türkiye'ye demokrasi istedi. Türkiye'ye demokrasi isteyen de Kürtlerin aslında özgürlük mücadelesini yürüten güçtür. İşte bu yüzden HDP'ye saldırıyorlar. Çıkıyorlar saçma sapan akla ziyan değerlendirmelerle şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Kürtler ve HDP aslında süreci çözüm sürecini bitiren davranışlara ve politikalara girdiler. Bakın ben size Sadece ve sadece 2013 Nevrozunda Sayın Abdullah Öcalan'ın 2013'te açıkladığı deklarasyondan bahsedeyim. Öcalan Öcalan devlet heyetiyle yaptığı müzakere ve görüşmeler çerçevesinde 2013 Nevrozunda yani tam 9 yıl önce Diyarbakır'da milyonlara açıklanan deklarasyonunda şunu diyordu. Diyordu ki eğer bu devlet, bu iktidar, bu devlet aklı çözümden yana ise ben çözümü çözüm perspektifini, demokratik siyaset dönemini ve yeniden demokratik mücadele dönemini başlatıyorum demişti. Peki ne oldu? Türkiye'nin, Kürdistan'ın, tüm halkların merakla beklediği bu deklarasyon, sevinçle, gösterilerle kutladığı bu deklarasyon Dolma Bahçede Erdoğan'ın Erdoğan'ın inkarıyla karşılaştı. Sonra ne oldu? Sonra Sayın Abdullah Öcalan dünyada eşi benzeri olmayan bir tecrite alındı. Savaş Kürdistan'ın bütün parçalarına taşındı. Yüzlerce insan katledildi. Kürtlerin en büyük kazanımları en büyük başarılarına el koymaya çalıştılar. Belediyelerinize el koydular. Sömürge memuru gibi kayyum atadılar kayyum. Şimdi Dolma Bahçe mutabakatında Türkiye demokrasisini Türkiye'deki halkların barışını savunan Sayın Öcalan tecritte Erdoğan Bahçeli'nin kolunda. Peki durumları nedir? Durumları şudur. Kılavuzu karga olan değil mi? Hatırlarsınız değil mi? AKP MHP ittifakı güya 2023'te yeni Türkiye'yi kuracak. Güya 2023'te yeni bir rejim inşa edecekler. Emin olun 2023'ü göremeyecekler. 2023'ü 2023'ü Tansu Çiller'in başına gelen neyse, Süleyman Demirel'in başına gelen neyse, Mehmet Ağar'ın başına gelen neyse, 2023'te bu iktidar zihniyetini değiştirmezse başına gelecek şey aynıdır. Şimdi... Biz biz sadece sorunu iktidarda görmüyoruz. Keşke sadece sorun iktidar olursa iktidara alternatif olan güçler de adeta devletin klasik resmi fikri inkarcı zihniyetini aşamayan bir siyaset yürütüyor. Güya helalleşecekler. Eyvallah. Helalleşelim. Peki Kürtleri helalleşmenin dışına mı tutuyorsunuz? Şunu bekliyorlar. HDP'ye yönelik baskılar sonuç versin. Biz de Kürtleri gidelim. Tekrar AKP'nin yaptığı gibi bazı vaatlerle Kürtleri kandıralım. Kürtler kanar mı buna? Kanmaz. Kanmaz. Bu halk kanmaz. Bu halk hiçbir kirli siyasete artık onay vermez. Başka sorunumuz daha var tabii. Bizim Kürt halkı, Kürt halkının dört parçadaki yaralarından, sorunlarından biridir bu. Ulusal birlik sorunumuz var. Ulusal birlik konusunda önemli adımlar attı HDP, DTK ve DBP. Ama Erdoğan'ın AKP MHP rejiminin Kürt düşmanlığını meşrulaştıran siyasi Kürt güçleri de var. Buradan onlara elbette yer yer eleştiriyoruz ama Nevroz Ateş etrafında birliktir. Nevroz ateşin etrafında halaya durmak, dayanışmaktır. Buradan tüm siyasi güçlere, Kürdistan'ı güçlere sesleniyoruz. Ulusal birlik olmadan, ulusal birlik sağlanmadan ne hevler sağlam durabilir, ne kamuşlu sağlam durabilir, ne Ahmet sağlam durabilir. Ben hava güneş açtı. Sizin sıcaklığınız, sizin kararlığınız bahar getirdi tekrar Nevroz alanına. Ama yine uzatmak istemiyorum ben. Birkaç hususa kısaca değinip konuşmamı bitirmek istiyorum. Kürtlerin talebi nedir diye soruyorlar. Kürtler ne istiyor diye yer yer Masa başında kapalı kapılar ardında değerlendirmeler yapıyorlar. Türklerin en önemli taleplerinden biri statüdür. Statü, statü. Türkiye'de statü, Rojava'da statü, Roşlatta statü. Bu statü sağlanmadan hiçbir ülkeye Barış da gelemez, demokrasi de gelemez. Kürt sorunu çözmemiş bir Türkiye kesinlikle Orta Doğu'da hayal ettiği esas güç olamaz. Bu kamburu Türkiye daha fazla taşıyamaz. O yüzden Türkiye halklarına, Türkiye'deki bütün güçlere tekrar çağrımız şudur. Kürt halkının talebi kimliğiyle, diliyle, kültürüyle, Kürtlüğüyle yaşamaktır. Bunun da adı statüdür. Bu Nevroz bu statüyü sağlama Nevrozu olacak. Bundan emin olun. Kürt halkı başka bir şey daha kabul etmiyor. Onu da vurgulayayım. Kürt halkı Sayın Öcalan'a tecriti kabul etmiyor. Sayın Öcalan bu halkın müzakereci lider olarak tayin edip devletle görüşmeler yapan bir aktördür. Sayın Öcalan'a tecriti uyguladığınız sürece Kürt sorununda çözüm sağlayamazsınız. Çözümden bahsedemezsiniz. O yüzden tecriti mutlaka kıracağız. Mutlaka kıracağız. Saldırıyorlar dört bir yandan, dört bir yandan Kürtlerin kazanımlarına hedefliyorlar. Ben konuşmamın sonuna gelirken şunu söylemek istiyorum. Umutlu olun, öfkeli olun ama özgürlüğü mutlaka sağlayacağımıza inanın. Yılmaz Güney ne demişti? Yılmaz Güney'i anarak bitirmek istiyorum. Yılmaz Güney demişti ki Mutlaka kazanacağız. Ama mutlaka kazanacağız. Biminin tuhaşiyede Nevroz Piroz be! Nevroz Piroz be! Nevroz Piroz be! Merhaba özgürlüğün, mücadelenin sevdanın kenti Van. Merhaba zulme karşı diz çökmeyen değerli halkımız. Merhaba Serhat'ın direngen kadınları. Merhaba cesaretin ve umudun gençleri. Merhaba Nevroz'un çocukları, Güneş'in çocukları. Merhaba Nevroz'unuz kutlu olsun. Nevroz Aşetiye, Nevroz Azadi. nevroz Nevruz Piroz be! Nevruz karanlığa karşı baş kaldırıdır. Nevruz zulme karşı isyandır. Nevruz direniştir. Bu zulüm topraklarında Kürt halkına yüzyıllardır devam devam eden zulme karşı direnmeye devam ediyoruz. Ve biz direndikçe bu karanlığı yırtmaya devam edeceğiz. Bu faşizmi mutlaka yıkacağız. Bugün Nevroz alanlarında yan yana gelenler, omuz omuza verenler bir kez daha hep birlikte aykırıyor. Faşizmi yıkacağız ve özgürlüğü kazanacağız. Evet, zulüm sürüyor. Bugün zulüm Kürt halkına karşı, onun evlatlarına karşı her türlü yöntemle ayakta kalmaya çalışıyor. Bugünün arkadaşlarımız tutsak, Aysel Tuğluk şahsında tüm tutsak arkadaşlarımı selamlıyorum. Onların da nevrozunu kutluyorum. İnanıyorum ki çok yakın zamanda verdiğimiz bu mücadeleyle onlar da aramızda olacak. Bugün yerinden yurdundan uzak dünyanın birçok yerinde yaşamak zorunda olan ama yüreği burada olan, burada atan yoldaşlarımın da arkadaşlarımın da devrozunu kutluyorum. Bu zulüm bittiğinde hep beraber bu alanlarda yine yan yana olacağız, yine kucaklaşacağız. Evet. Kürt halkına karşı sürdürülen bu zalimce tutum, Kürt halkının statüye kavuşmaması için, siyasi haklarından mahrum kalması için, ekonomik haklarından mahrum kalması için devam ediyor. Bu düzeni sürdürmek için bize savaşı, şiddeti, zulmü dayatıyorlar. Ama bu böyle gitmez. Bu düzen değişecek. Dünyanın her yerindeki despotlar o otoriter rejimleriyle halklara savaşı dayatmaya devam ediyorlar. Bakın Ukrayna'da olan da budur. Bir tarafta NATO, bir tarafta Putin, bir tarafta naziler Ukrayna halkına zulmetmeye devam ediyorlar. Donbas halkına zulmetmeye devam ediyorlar. Donbas'ın özelliğine karşı hepsi silahlarını kuşanmışlar. Savaş zulümdür. Savaşa karşı çıkmak lazım. Ama ama gelin görün ki Erdoğan Ukrayna savaşına karşı olduğunu söylüyor. Müzakerenin çözüm olduğunu söylüyor. Tarafları bir araya getirmek istediğini söylüyor. Adeta diplomasi havarisi kesilmiş. Sormazlar mı adama? savaşa karşıysan Afrin'de işinle. Sormazlar mı adama? Savaşa karşıysan Rojava'da işinle, Şengal'de işinle. Sormazlar mı insana? Eğer insanlar, halklar kendi kaderlerini tayin edecekse senin bu Rojava'ya zulmün ne? Sormazlar mı? Eğer silahla değil, müzakereyle çözüm gelecekse bu masayı neden devirdin? Çünkü bunlar Kürt düşmanıdır. Ve Kürt'e verecekleri tek şey savaştır, zulümdür. Bunların elinde bir çözüm yok. Onların bildiği yegane şey işte bu haksız düzendir. Ama bizim bir çözümümüz var. Evet, bu halkın bir çözümü var. Bu halk bu meselenin nasıl çözüleceğini biliyor ve bildiği için de o çözümün peşinden gitmeye devam ediyor. Çözüm Öcalan'dır. Kürt meselesi çözülmeden... Kürt meselesi çözülmeden ne Türkiye'ye ne Ortadoğu'ya barış gelir, demokrasi gelir. Ne de kimse huzur bulabilir. Huzur için, demokrasi için, barış için bu çözümün peşinden gitmeye devam edeceğiz. O yüzden de diyoruz ki herkese sesleniyoruz. Siyasi özgürlükler için, ekonomik özgürlükler için, tüm hakların kazanımı için bu çözüme kulak verin. Bir demokratik çözümü var etmek istiyorsanız tabii ki toplumun katılımı, halkın katılımı, meclisin rolü önemlidir. Meclisi dışlayarak toplumu yok sayarak çözümü var edemezsiniz. Ama ama bir ülkede savaş varsa, savaşanlar varsa bunun için bir müzakereye ihtiyaç var. Bu müzakere olmadan savaşı sonlandırmanın, barışın, demokrasinin yolunu açmanın çaresi yok. O yüzden de demokratik müzakere için bir muhataba ihtiyaç var. Diyoruz ki, muhatap hocalandır. Faşizm bunu kabul etmiyor. Zorbalar bunu kabul etmiyor. Despotlar bunu kabul etmiyor. Halka rağmen, bu onurlu halka rağmen şiddeti dayatmaya devam ediyorlar tecriti sürdürmeye devam ediyorlar. Yoldaşlarım, arkadaşlarım buradan bir kez daha sesleniyoruz. Şunu çok iyi bilsinler. Biz faşizmi yıkacağız, o müzakere masasını da mutlaka kuracağız. o masayı yoldaşlarım, arkadaşlarım artık biz o masayı İmralı'da kurmak istemiyoruz. Ankara'da kurmak istiyoruz. Ahmet'te kurmak istiyoruz. Van'da, Rojava'da kurmak istiyoruz. O yüzden de tüm siyasi tutsakların özgür olmasını istiyoruz. Ortak vatanımızda bir arada yaşama irademizle demokratik bir cumhuriyeti var edebiliriz. Bunun önünde engel olanlar bu köhne kapitalist düzenden beslenenlerdir. Bu halkı sömürenlerdir. Bunun önünde engel olanlar ulus devlet anlayışıyla tekçi düzeni dayatanlardır. O yüzden de demokratik ulus diyoruz. Demokratik Cumhuriyet diyoruz ve radikal demokrasi mücadelemizi yaşadığımız her yerde, soluk aldığımız her yerde yükseltmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Şimdi diyorlar ki bize. Helalleşelim. Biz de diyoruz ki bu mücadelede Toprağa düşenler var. O günden önce göçüp gidenler var. Onların bize bıraktığı miras hakikattir. Hakikatle yüzleşmeden helalleşmek bize haramdır. Diyorlar ki. Diyorlar ki. Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer. Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan Habire geçiyor. Yol geçen hanımdır bu Diyarbakır. Bu demokrasi hiç mi kalmaz bu Diyarbakır'da? Bu demokrasi hiç mi kalmaz bu Van'da? Botan'da? Bu demokrasi hep böyle geçip gidecek. Bize zulüm mü kalacak? Bakın kentlerimizde kayımlar var. Ama biz buradan biz buradan Bekir Kaya şahsında bütün seçilmiş belediye başkanlarımıza selam yolluyoruz. Diyoruz ki demokrasi kalacak, kayyumlar mutlaka gidecek. Demokrasinin yolu Ahmet'ten geçer diyenler, Diyarbakır'dan geçen diyenler, Çaldınız mı Leyla Güven'in kapısını? Evde miydi? Çaldınız mı Selahattin Demirtaş'ın kapısını? Evde miydi? Çaldınız mı Gülten Kışanay'ın kapısını? Çaldınız mı? Hayır. İdris Balıken'in kapısını çaldınız mı? Evde miydi? Hayır. Benim yoldaşlarım, benim arkadaşlarım Edirne cezaevinde. Kandıra cezaevinde, Sincan cezaevinde hangi demokrasinin yolu geçiyor? E bu iki yüzlü siyasetinizde aklınızca yine seçimde taktik yapacaksınız. Biz bu taktiklerle hareket etmeyiz. Biz bildiğimiz yolda yürümeye devam ederiz. Bizim partimiz halkların demokratik partisi. HDP bu halkın partisidir. Eğer demokrasiyi arıyorsan HDP'de arayacaksın. Eğer barışı arıyorsan HDP'de arayacaksın. Şimdi HDP'yi kapatmak istiyorlar. Biz dedik ki HDP halktır. HDP halkın bağrındadır. Ve bu halk, bu halk partisiyle beraber, mücadelesiyle beraber, onlarca yıldır sürdüre geldiği bu kararlı duruşuyla beraber size bir kez daha şunu bu meydanlardan haykırıyor. HDP halktır, kapatılamaz. bizler bütün Türkiye halklarına bu Nevroz meydanlarından bir kez daha çağrı yapıyoruz. Türkiye mutlaka demokratikleşecek. Türkiye'ye mutlaka o özlemini duyduğumuz barış gelecek. Bunun yolu demokrasi ittifakıdır. Bunun yolu demokrasi ittifakında buluşmaktır. Şimdi bu ülkenin ezilen halkları, bu ülkenin dışlananları, mağdur edilenleri, inancı yok sayılanları, bu ülkenin emekçileri, işçi sınıfı, esnaf, çiftçisi, bu ülkenin kadınları şimdi demokrasi ittifakında yan yana gelme zamanıdır. Bu nevroz bunu bir kez daha göstermiştir. Artık bugünden sonra her gün Nevroz'dur. Nevroz'un ateşi yanmaya devam edecek. Bu mücadele faşizmden kurtulana kadar kararlı bir şekilde sürmeye devam edecek. Yoldaşlarım, arkadaşlarım. Kar yağıyor, hava soğuk. Ama bu ateşe hangi kar dayanır? Sizin ateşiniz bu karı erittiği gibi bu ceberrut iktidarın bütün katılıkları da eritip buhar edecek buhar. Unutmayın, katı olan her şey bizim bu mücadelemiz karşısında buhar olup uçup gidecek. Sizler hepimiz üçüncü yolun yolcularıyız. Bizim sevdamız büyük. Biz bu yolun yolcusuyuz. Biliyoruz bu yol meşakkatlidir. Bu yol zordur sarp kayalardan geçer, dağları dolaşır gelir. Ama bu yolda ayağı sürtenler var, bu yolda geri dönenler var, bu yoldan çıkanlar var, yolunu şaşıranlar var. Varsın olsun, su akar yolunu bulur bu halk yürür, siyaset de yolunu bulur. O yüzden üçüncü yolun yolcuları, Nevroz'un çocukları, Güneş'in çocukları, dönen dönsün yolundan sizin yolunuz açık olsun. Ateşiniz daim olsun. Mücadeleniz kutlu olsun. Nevroz, Piroz ve اون آزادی اون آزادی